Herkese merhaba, ben Cem Şahin. Bugünkü videomuzda Apple MagSafe kılıf ve şarj aletine bir dünya para vermek istemiyorsanız McDonald's'ın alternatiflerine hızlıca bir göz atacağız. O zaman videomuza geçiş yapalım. İşte şimdi ürünlere teker teker bakalım. Burada 3 kalem ürünümüz var. Bunlardan ilki MagSafe kablosuz şarj cihazı. 2 tane de kılıfımız var. Bunlardan birisi boş. Bu 12 Pro Max için olan kılıf. Bunu telefonumuza taktık, uzun bir süredir kullanıyoruz. Size uzun bir süre kullanılmış bir kılıfın ne duruma geldiğini de göstereceğiz. Yaklaşık 3 aydır kullanıyoruz. Burada da 13 Pro için bir kılıfımız var. Onu da şimdi sizinle birlikte telefonumuza takalım. McDonald's'un yeni kutu tasarımıyla gelen bir ürün. Bu şekilde yandan çekiyorsunuz ve karşınıza MagSafe halkası ve diğer mıknatısına sahip kılıf çıkıyor. Herhangi bir kutudan başka bir şey çıkmıyor. 13 Pro uyumlu kılıfımız. Yanları yumuşak malzemeden yapılı. Arkası yanlarından farklı olarak daha sert plastik bir malzemeyle kaplı. MagSafe mıknatısları burada gördüğünüz gibi. Hemen telefonumuza takalım. Bu şekilde şöyle oturtuyorsunuz. Bu şekilde telefona tamamen oturuyor. Gördüğünüz üzere detaylı olarak da görüyor olacaksınız. Genel koruma olarak baktığımızda ekrandan yüksek kenarları, o bakımdan başarılı buldum. Kamera içinde yine bir yükselti var. Üçlü kamera bölgesini gayet güzel koruyor. Köşelerde de ekstra koruma alanları yer verilmiş. Aşağıda girişler açık. Hoparlör, mikrofon girişleri. Lightning girişi de oldukça geniş bir alana sahip. Bazı biliyorsunuz Lightning kablolarının kafa kısımları normalinden daha geniş olabiliyor 3. parti üreticilerinin. Burada ses arttırma azaltma tuşlarının üstünde yine silikon tuşlar var. Sessize alma switch'i buradan direkt ulaşabiliyorsunuz. Diğer tarafta da kilit tuşu ya da diğer adıyla Siri tuşu da burada üzerinde yine bir silikon tuş var. Kullanımı kolay. Zaten dediğim gibi uzun bir süredir de kullandığımız bir kılıf. Burada hemen 12 Pro Max'i getireyim. Bu şekilde bir kullanıma sahibiz. Bunu da çıkarayım. Bu arada burasında da görüyorsunuz bir McDonald's yazısı mevcut. Genelde bu tarz şeffaf silikon kılıf alanlardaki aklına gelen ilk soru sararıyor mu ya da ne kadar çabuk sararıyor? Hepsi sararıyor elbet ama kimi ürünler çabucak alır almaz bir ayda çabuk sararıyor ama şimdi göstereceğim. 3 aydır kullanıyoruz. Arka tarafı sert plastik olduğu için arka tarafında hiçbir değişiklik yok. Sadece kenar kısımları yumuşak plastik olduğu için çok hafif, gördüğünüz gibi kullanıma bağlı sararma oldu ama bu da çok aşırı değil. Rahatsız edecek bir miktarda değil. Zaten telefon takılıyken herhangi bir şey anlaşılmıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Apple'daki MagSafe şeffaf kılıfın birebir alternatifi diyebilirim. Şöyle burada MagSafe'li şarj cihazımıza da taktığım zaman MagSafe animasyonu ile birlikte görebilirsiniz. Bu şarj cihazını ve diğer kablosuz şarj cihazlarını incelediğimiz videoyu da şu köşeye bırakıyorum. Oradan tıklayıp izlemenizi tavsiye ederim. İkisi bir arada, üçü bir arada ve tekli kablosuz şarj cihazları, iki tanesi MagSafe destekli videosunu, incelemesini oradan izleyebilirsiniz. Tabii sadece böyle illa bir standla kullanmanız gerekmez. Yine burada diğer ürünümüzü de birlikte açalım. Şuradan açayım. Apple'ın yine MagSafe şarj aletine alternatif McDonald's'un kendi MagSafe şarj aleti. İçerisinden gördüğünüz üzere McDonald's'un MagSafe kablosuz şarj aleti de bu şekilde. Bir tarafı Type-C. Bunu yine en az 15 watt olmak kaydıyla hızlı bir şarj cihazına bağlamanız lazım ki verimli olarak kullanabilin. 15 watt destekliyor Apple'ınki gibi. Bu şekilde arkasına taktığınız zaman kablosuz olarak mıknatıslı MagSafe bir şekilde hızlı bir şekilde
Apple işte iPhone 12, iPhone 13 serilerini şarj edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz 12 ile birlikte geldi MagSafe desteği. Bunlar da bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken uyumlu bir hızlı şarj adaptörü kullanmak. Onun haricinde başka dikkat edeceğiniz bir konu yok. Bu şekilde yeterli uzunlukta da bir kablosu var. Sanırsam 1,8 metre diye tahmin ediyorum. O zaman gelin şimdi de şarj cihazını takıp direkt bir de şarj etmeye başlayalım. Bir de onu görün. Şimdi güce bağladık. Hemen şu arkasındaki etiketini de çıkarayım. Gördüğünüz gibi böyle parlak bir yapıda. Bu şekilde. Hemen böyle koyduğunuz zaman otomatik şey yapıyor. Ve yine MagSafe animasyonu ile birlikte 15 watt hızlı şarj etmeye başlıyor. Şöyle. Tabii kılıfsız da tabii kullanabiliyorsunuz. Normal direkt böyle taktığınız zaman yine aynı şekilde şarj ediyor. Ya da yine kılıflı olarak da kullanmanız mümkün. Kılıfın zaten MagSafe mıknatısına sahip olmamasının temel amacı kılıftan doğan. Yani başka bir kılıf taktığınız zaman ister istemez araya başka bir katman girdiği için mıknatısın gücü azalıyor. İyi bir yapışma sağlamıyor. Ama böyle mıknatıslı bir kılıfla sorunsuz bir şekilde şarjı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece tabii bu şarj kablosuz şarj cihazıyla bitmiyor olay. Bunun ucuna takacağınız şarj adaptörünün de en az 15 watt gücünde hızlı şarj destekleyen bir adaptör olması gerekli. Mektodo'nun bu ürünlerini ben oldukça beğendim. Özellikle kılıf Apple'ın şeffaf kılıfına alternatif arayanlar için bence güzel bir ürün olmuş. Dediğim gibi uzun süreli kullanımda da herhangi bir eksisini görmedik. Gayet koruyucu ve düzgün duruyor. Herhangi bir gördüğünüz üzere karşılaştırma da yaptım yeni açtığım ürünle. Ciddi bir sararma vesaire de olmamış. Ürünler bu şekilde. Bizim videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.